Evet. Allah'ın selamı, ikramı, bereketi üzerimize olsun. Alemlerin Rabbine hamd, Habibine selam olsun. Muhterem Hazirun, bilgilendirme toplantısına teşriflerinizden dolayı çalışma grubumuz adına hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Çok kısaca hefiyat hakkında bilgi vermek isterim. Hefiyat, Helal Finans Araştırmaları Derneği. Hefiyatın iki ayağı var. Helal finansla alakalı çalışmalar yapmak, tasarrufa dayalı, faizsiz sistemler geliştirmek, bu konudaki dünyadaki paydaşlarla birlikte hareket etmek, bu minval üzerinde akademik çalışmalar yapmak ve sahada bu tip çalışmalar, uygulama çalışmaları yapmak. Diğer ayağımız da Türkiye'nin, ülkemizin, ümmetin menfaatine, eğitim, kültür, sanat çalışmalarına destek olmak, bunlarla alakalı projeler üretmek. Bugün derneğimizin ikinci projeleri ayağı münasebetiyle birlikteyiz. İyilik adına, güzellik adına bizi bir araya getiren Rabbime tekrar sonsuz hamd olsun. Ve tekrar teşriflerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Hefiyat çalışma grubumuz Elazığ'da yapacağımız çalışmalarla alakalı Sayın Valimizi ziyaret ederek bilgiler sunduk. Dernek olarak yaptığımız çalışmalar Sayın Valimizin himayelerinde yürümektedir. Bu vesileyle kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu hayırla yad ettiğimiz iyilik projelerinde her türlü desteği vereceğini bizlere beyan ettiler. Ve tabii kendilerinin mevcudiyetini arkamızda hissetmemiz çok önemli bir duygu. Sosyal sorumluluk projeleri olarak Elazığ'ımızda 2019 yılının Fuat Sezgin yılı olması münasebetiyle Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte kompozisyon şiir yarışması düzenledik. Ekranda gördüğünüz üzere bu kitap 2500 adet Elazığ'ımızda dağıtıldı. Okullara tevzi edildi. Talebelerimiz, öğretmenlerimiz bu kitapları okuyarak, bilhassa talebelerimiz okuyarak öğretmenlerimizin de dikkatini celbedildi bu hususta. Kompozisyon ve şiir yarışması düzenlendi. Bu imkanı, bu ortağın bize hazırlayan Feyzi Gültürk hocama ve ekibine şükranlarımı arz ediyorum. Bu yarışmanın afişlerini de ekranda görüyorsunuz. Yarışmanın dereceleri, dereceye giren eserler 13 Haziran günü verildi. Çok bereketli bir çalışma oldu. İkinci faaliyetimiz gene Fuat Sezgin hocamızın hatırasına valiliğimizin, Fırat Üniversitemizin özel idaremizin ve bilim merkezimizin ve bizim ve birerimin birlikte koordinasyonuyla geleceğin mühendisleri tasarımlarını yarıştırıyor yarışması yaptık. 70'e yakın eser iştirak etti. 16'sı değerlendirmeye uygun görüldü.
Burada esas dikkatinizi celp edeceğim husus, bu yarışmada birinci gelen kardeşler, Erzurum'da yapılan bölge yarışmasında da birinci oldular. Bu yarışma yapay zeka üzerine bir yarışmaydı. Esas bizi bahtiyar kılan Erzurum bölge birinciliğiyle beraber Teknofest Türkiye yarışmasında gene bu kardeşlerimiz birinci oldu. Cumhur reisimizden ödüllerini aldılar. Bakın bir kelebek etkisi Türkiye derecesi yapmalarına vesile oldu. Tabii bu arada üniversitemizi temsil eden İletişim Fakültesi Dekanımız burada. Üniversitemize hocamızın nezdinde şahsında teşekkürlerimizi sunuyoruz. Özel idare her konuda bizi destekledi. Gıyasettin Bey'in nezdinde özel idaremize teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Sonra bu yavrular, bu gençler Sayın Emine Erdoğan'ın yürüttüğü biliyorsunuz sıfır atık projesi var. O projede de bu yavrularımız gene birinci oldular. Ocak ayında bunun tekrarı demeyelim de geleneksel hale getiriyoruz bu projeyi. Ocak ayında tekrar geleceğin mühendisleri tasarımlarını yarıştırıyor. Ocak ayında tekrar yapılacak. Kasım'da tekrar yapılacak. Tabii bu yavrularımıza mihmandarlık yapan İbrahim Türkoğlu hocamı ve ekibini de teşekkür etmeden geçmek olmaz. Diğer bir sosyal sorumluluk projemiz ilimden irfana şehir konuşmaları. Bunun ilki 4 Eylül'de saat 10'da Ticaret Odası üyelerine kurumsallaşmanın dinamikleri. Öğleden sonra saat 14'teki oturumumuzda ise okul müdür ve müdür yardımcıları, kurum müdürlerine yönelik eğitimde iletişim ve güven inşası diye bir sunum yapıldı. Bu çalışmalar her iki ayda bir devam edecek. Derdimiz farklı bir simanın, farklı bir ses renginin hemşerilerimizle buluşturulması, bu şehre zerre miktarda olsa bu vesileyle katkı sunulması. Pazartesi günü çok bereketli bir çalışma oldu. Huzurlarınızda bize her türlü desteği gösteren Orman Bölge Müdürümüz, kıymetli müdürümüz Muhammed Bey'e, Muhammed Salih Çetiner'e huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Biz 2000 ağaç dikerek Elazığ'ın kotasına bu vesileyle katkı sunmuş olduk. Gene bu hatıra ormanını Fuat Sezgin hocamızın adına düzenledik. Çok bereketli bir çalışma oldu. Tabii bu hatıra ormanı oluşturulurken bizzat alana teşrif eden Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız, Cumhuriyet Savcımız, bürokratlarımız, STK temsilcileri hepsine huzurlarınızda şükranlarımızı arz ediyoruz. Ama esas teşekkürü kıymetli bölge müdürüme yapıyoruz. Tabii burada ağaç denilmişken Hikmet Elçisi'nin rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem elinizdeki kıyametin koptuğunu görseniz bile elinizdeki ağacı dikin. Buna bu fakir şöyle bir yorumda, haddim değil ama hocam, Yusuf hocam müsaadenizle. Orada aslında Hikmet Elçisi şu mesajı da veriyor. Bak diyor, kıyametin koptuğunu görüyorsun. Ama senin elinde fidan var. Senin vazifen elindeki fidanı dikmektir. Şunu söyleyemezsin. Ya işte kıyamet kopuyor. Gidip biraz fazla namaz kılayım. Yasin-i Şerif okuyayım. Tövbe istiğfar edeyim. Öyle demiyor Hikmet Elçisi. Sen elindeki ağacı dik. Şöyle bir bahaneyi de kabul etmiyor. Ben bu ağacı dikerim. Peki ya yetişmezse zaten kıyamet kopuyor.
bunun sulaması ne olacak, havası ne olacak, toprağa uygun mudur, değil midir? Sen karışma o işe diyor. Sen o ağacı düzgün dikmek için hazırlık yaptın mı, senin vazifen o ağacı dikmektir. Burada bu hadis-i şerifle hikmet elçisi konsantrasyonu öğretmiş, odaklanmayı öğretmiş, vazife şinaslığı öğretmiş. Bence bu hadis-i şerifi her tarafa uygulayabiliriz. Tabii esas yeşille alakalı, ormanla alakalı da mesajlar da vermiş. Ama bu fakirin bu hadis-i şeriften çıkardığı bu. Fotoğraf vali beylerle birlikte oluşturduğumuz orman, ağaç dikim. Evet, Fuat Sezgin hocamızın hatıra ormanı tabelamız. Allah kısmet ederse sayın müdürüm, bölge müdürüm, biz bu sayıyı artıracağız ve örnek bir orman inşallah oluşturacağız. Evet. Şimdi gelelim, komşuluk mazi olmasın. Bu fotoğraf beni çok, bu fakiri çok etkileyen bir fotoğraf, sebebine gelince. Orada dikkat buyurursanız Anadolu irfanını her halinden belli olan bir teyzemiz bir yavrumuza aşure ikram ediyor. Aşureyi benden şöyle tarif ediyorum. Aşure özgürleşerek birlikte yaşama kültürünün en güzel örneğidir. Neden? Çünkü aşurede 12 imam efendilerimizin hatırasına 12 farklı madde var. Ama o 12 tane madde aşurede özelliğini kaybetmemiş. Hepsi birlikte tat vermişler. İşte komşuluk temasını anlatan en güzel fotoğraf. Komşuluk aşure. Tat bozulmamış. Komşulukta da esas birlikte yaşama kültürünü tesis ettirmek. Onun için komşuluk mazi olmasında bu fotoğrafı heyetle beraber uygun görmüştük. Peki komşuluk mazi olmasına alakalı neler yapacağız? Bu proje bizi çok heyecanlandırıyor. Nedir bu heyecanlandıran proje? Aydın Hocam, kısa film yarışması. Şimdi hamdolsun Yunus Namaz Hocam, Yunus Hocamız İletişim Fakültemizin hocalarından, Aydın Hocamız İletişim Fakültesinin dekanlarından. Madem iletişim fakültemiz var üniversitemizde, o halde komşulukla alakalı neden bir kısa film yarışması olmasın? Tabii burada Elaziz'e komşu vilayetleri de dahil ettik. Hangi vilayetlerimiz? Diyarbakır, Bingöl, Tunceli, hatta Malatya. Ya Malatyalılar şey etmesin, alınmasın, latife yaptım. Elaziz, beş tane vilayet. Beş vilayetimizde bu kısa film yarışması taban bulacak inşallah. Çok kısa detaylar boğmak istemiyorum. İlgilenmek isteyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, Yunus Hocam web sayfamızda. Evet, yani projenin, yarışmanın web sayfasından o teknik bilgilere ulaşabilirler. Burada tabii Milli Eğitim nezdinde tahsil gören kardeşlerimiz bu yarışmaya iştirak edemeyecekler. Şu açıdan 18 yaş ve üstünü esas aldık. 18 yaş ve üstü kardeşlerimiz bu yarışmaya iştirak edebilirler. Dediğim gibi web sayfamızdan, komşuluk mazi olmasın web sayfamızdan arzu eden kardeşlerimiz bilgi edinebilirler. Gene Milli Eğitim'le beraber komşuluk mazi olmasın projesi kapsamında liseler ve ortaokullar arası şiir yarışması. Başka gene işte liseler ve ortaokullar nezdinde kompozisyon yarışması.
Kara kalem yarışması. Burada paydaşımız, vilayetimiz, Milli Eğitim Müdürlüğü, Bir Evim ve HEFİAD. Tabii burada madem kompozisyon yarışmasından bahsettik, çok önemsediğim bir hadiseyi anlatmadan geçmek olmaz. Şehit Binbaşı Zafer Kılıç Anadolu İmad Lisesi'nde bir uygulama başlattık. Bu uygulama günlük yazma uygulaması. Şimdi hep dost meclislerinde, ortamlarda hep neden bahsederiz? Deriz ki okuma özürlü bir toplum. Geçtik yazma özürlü bir toplum. Peki bunun çaresi nedir? Madem yazma özürlülüğünden bahsediyoruz, o zaman bu yavrularımızı yazma alışkanlığını kazandırmamız lazım. Biz de gene kelebek etisi babından bir kıvılcım olsun dedik. O okulumuzda okul idaresi, müdür yardımcılarımız, velhasıl kelam Türk Dili Edebiyatı grubuyla bir proje başlattık. Ama projeyi bence anlamlı kılan şu, basın toplantısı öncesi kıymetli dekanımla insan ve insana verilmesi gereken değerle alakalı biraz bir sohbetimiz oldu. Burada da bu yavrularımızın adına birer dolma kalem hediye ettik. Dolma kalem üzerine isimlerini yazdık. Bir de günlük defteri temin ettik. Günlük defterine de bu yavrularımızın isimlerini yazdık. Defterleri ve kalemleri hediye ettik. Peki burada diyeceksiniz ki niye dolma kalem, neden tükenmez değil. Bakın dolma kalem bir kültürdür. Evladiyeliktir. Bu yavru dolma kalemle yazdığı vakit aslında hikayesi oluşmuş oluyor. Yani o okuldan mezun olduğu vakit bu yavru bir hikaye ile mezun olmuş olacak. Tükenmez, tüketim toplumunun bir ürünüdür. Dolma kalem tüketim toplumunun ürünü değildir. Onun için yazmaya dolma kalemle alışsınlar diye dolma kalem hediye ettik. Ama bunu yazarken de, bu evlatlar bunu yazarken de arkadaşlara dedik ki, o esnada kulakları kaliteli bir müzikle aşina olsun. Musiki eşliğinde kulaklarını tırmalamasın ama musiki eşliğinde yavrular odaklansın, o günlük defterine yazsınlar. İki sınıfta şu anda uygulanıyor. Eğer verim alınırsa ki inşallah alındığı konusunda heyecanla oradaki öğretmenler çok güzel paylaşımlar yapıyorlar. Bunu inşallah kıymetli müdürüm yavaş yavaş diğer okullarımıza da yayacağız. Allah kısmet edersin. İnsani sorumluluk, komşuluk. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı çok nefis bir kitap. 121 sayfa. Allah kısmet ederse 20 Kasım'da teslim edilecek bize 20.000 adet. Şimdilik 20.000 adet. Bunun tevzisiyle alakalı, bu kitabın tevzisiyle alakalı kıymetli büyüğümüz Sayın Müftümüzün himayelerinde bir program dahilinde bu kitabın dağıtımı yapılacak. Kitap dağıtımıyla beraber bazı programlar da inşallah icra edilecek. Komşuluk dediğimiz zaman ticari komşuluğu elbette ıskalayamayız. Dün Cenab-ı Hak lütfetti, ESSO Başkanımız Asilhan Bey'in ev sahipliğinde, ticaret odasında, tabii bu işin kahramanı Ticaret İl Müdürümüz Sayın Bilal Bey, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bilal Bey, esnaf odaları başkanlarımızın, Cemil Erdem başkanımızın himayesindeki grupları, ESSO grup temsilcilerini elhamdülillah bir araya topladı Bilal Bey. Asilhan Bey'in ev sahipliğinin yaptığı bir ortamda. Ne konuştuk orada?
Cemil Başkanım'a huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Cemil Başkanım, evet. Evet, evet. Diğer başkanlarımız Toraman Bey, Cebrail Bey, diğer başkanlarımız eksik olmasınlar. Dün teşrif ettiler. Kanaatimce bereketli bir toplantı oldu. Ne yapacağız? Ticari komşulukla alakalı inşallah güzel çalışmalar yapacağız. O toplantıda katılımcılara günün hatırasına bir diş kirası mahiyetinde bir tablo hediye ettik. Diş kiramız şu idi. Bunu arz edeceğim hazırına. Burada üstte eski Türkçe, yani bizim dilimiz esasında. Altta Latince. Alvarlı Efe Hazretlerinin Burhan Hocam çok güzel bir dörtlüğü. Der ki, alanda satanı gözet. Biraz bunu yavaş arz edeyim. Alanda satanı gözet. Satanda alanı gözet. Kârında kalanı gözet. Mevla'dan al, Mevla'ya ver. Bunu esnaf odaları başkanlarımıza hediye ettik. Ama şunu söyledik. Dedik ki esnaf odaları başkanlarımız bunu odalarına asacaklar. Bu bir. İkincisi, biz tekrar bu ahilikle alakalı, ticaret erbabıyla alakalı tekrar bir ikinci toplantı yapacağız. İnşallah orada komisyonlar oluşturacağız. Ama o toplantıya kadar dedik ki her başkandan, her birimden proje bekliyoruz. İkinci toplantımıza kadar inşallah o projeler de hem zihinde hem de kağıda dökülmüş olur. Toraman abi, özellikle senden. Tabii bu dörtlük Alvarlı Efe Hazretleri. Aslında bu tablo disiplinler arası bir çalışma. Ne demek? Bu hat sipariş üzerine yazıldı. Dolayısıyla bir hattat bu hatı çalıştı. Tesibi ayrı bir müzehip hanımefendi tarafından çalışıldı. Yani burada bir sanat var. Şiir, edebiyat var. Toplumu ilgilendiren bir mevzu, sosyoloji var. Hatta sosyal antropoloji var. Dolayısıyla bunların cem edildiği bir faaliyet. Belli bir plan dahilinde Cemil Başkanım, İl Müdürümüz Cebrail Bey bir plan dahilinde hem esnafları ziyaret edip bu tablolarda inşallah hediye edeceğiz. Ama tabii bizim ricamız bu tabloların asılması. Bakın, beyan sihirdir buyurmuş Hikmet Elçisi. Söz sihirdir buyurmuş. Söz sadra şifadır. Ama o kelamın yerli yerinde kullanılması esas. Yerli yerinde o kelime kullanıldığı takdirde umulur ki sadra şifa olur. İşte biz de en azından ticari komşulukla alakalı buradan bir başlamak istedik. Tabii ağaç dikimi merasiminden sonra bir yemek ikram oldu Sayın Valimiz protokolümüze. O yemekten sonra da valimize, belediye başkanımıza ve toplantımıza iştirak eden hazırına, bürokratlarımıza gene diş kirası mahiyetinde bu tablolarımız hediye edildi. Bunlar ete kemiğe bürünmüş olan bütçelendirilmiş projelerimiz. Görselleri hazırlanmakta olan gene projelendirilmiş ve bütçelendirilmiş diğer projelerimiz. Komşuluk temalı tiyatro. Sokak çalışmaları. Sokak çalışmalarını muhtarlarımız burada
Bu toplantıdan sonra muhtarlarımızla, yine Cebrail Bey'le, eğer vakti müsaitse Cemil Başkanım'la bir ön çalışma yapacağız. Sokak çalışmalarından kastımız nedir? Mart ayında bir fotoğraf sergimiz olacak. Onu da Manas'la icra edeceğiz. Gene Manas'la bir şiir gecesi düzenleyeceğiz. Temamız ne olacak haliyle? Komşuluk. Ve bir musiki dinletisi olacak. Komşulukla alakalı türküler icra edilecek. Türkülerle beraber şiirler. Başka projelerimiz de var. Ancak onlar ete kemiğe büründükten sonra gene sizlere biz arz edeceğiz. Ama bir yaptığımız çalışma hakkında da ben kısaca, çok kısaca sizlere bilgi arz edeyim. Ahiliğin 21. yüzyıla uyarlanmasıyla alakalı Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde çok kıymetli bir hocamızın nezaretinde bir çalışma başlatacağız inşallah. Arif Ersoy hocamız, iyi bir akademisyen, İslam iktisadı konusunda Türkiye'de ve dünyada da söz sahibi bir hocamız, bir büyüğümüz, ağabeyimiz. Dedi ki, Hefiyat ve biz, Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve İktisadı Bölümü, Ahilik Müessesesi'nin 21. yüzyıla uyarlanmasıyla alakalı bir butik çalışma yapalım. Hazırlık yapalım önce, sonra çalışma yapalım. O çalışmayı hayata geçirelim. Dedim ki, o zaman hocam bu Elaziz'den başlamalı. Eyvallah dedi, Elaziz'den başlasın. Bununla alakalı da Allah kısmet ederse çalışmamız var. Hazır olun, bilgilendirmek istedim. Yani Burhan hocamla kahvaltı esnasında şöyle tabii bir serzenişi oldu. Dedi ki, bunlar hep dedi konuşuluyor, hep akademik kalıyor ama hayata geçirmesi noktasında gevşeklik ediyoruz. Allah razı olsun o tatlı ikazlar için. Tabii biz bunlar hayat bulsun diye gayret ediyoruz. Elbette işin akademik tarafı mutlaka olacak ama hayata geçmediği sürece de bir anlam ifade etmiyor. Şimdi bu çalışmaları yaparken özellikle teşekkür etmem gereken isimler var. Hazırun'un izniyle özellikle Bir Evim Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Çiftçi Bey. Biz birlikte bu projeleri yürütüyoruz. Diyelim ki biz Hefiyat olarak bu projeleri tasarlıyoruz ama bunun karşılık bulması lazım. Nasıl karşılık bulması lazım? Maddi yönden desteklenmesi lazım. Allah ebeden razı olsun Murat Çiftçi kardeşimizden. Allah onun ömrüne bereket versin o kardeşimizin. Şu ana kadar hiçbir projemiz geri çevrilmedi. Hep destek gördük. Ben Murat Çiftçi Bey'in yol arkadaşları, icra kurulu üyesi, finanstan sorumlu bilhassa Mücahit Karabalık kardeşimiz, hem pratik zekasıyla hem çözüm odaklı yaklaşımıyla inanılmaz desteğini alıyoruz. Bu görsellerin hazırlanmasında çok büyük katkısı olan bizim kurumsal iletişimin başındaki Gökhan Bey ve ekibine özellikle. Şimdi duvarlarda asılı İletişim Fakültesi hocalarımız jüri de burada. Beğenildi diye kulağıma geldi. Evet. Yani bunun bu kahramanımız bizim Gökhan Bey. Bir de kıymetli hazırım bizim Bir Gelecek diye bir birimimiz var. Bir Gelecek. Bir Gelecek de gene Bir Evim'in desteklediği muhteşem bir proje. Bir Gelecek ne yapıyor Bir Gelecek? Elaziz'de duymuşsunuzdur. Okullar nezdinde kütüphaneler oluşturuyoruz. Okul öncesi sınıflara
malzeme desteği veriyoruz. Bilişim sınıfları oluşturuyoruz. Onun da koordinatörlüğünü Mustafa Alpay diye çok kıymetli bir kardeşimiz yapıyor. Son derece gayretli, çalışkan, üretken. Ve Mustafa Alpay Bey'e de elbette teşekkür etmeden geçilmez. Ve benim Hefiyat'ta dernekte yol arkadaşlığımı yapan Emre Çetin Bey, Akademik Kurul Derneğimizin yönetiminde doçent Murat Ustaoğlu Bey. Çünkü akademik kurulumuz var. Akademik kurulu koordine eden de Murat Ustaoğlu kardeşim. Ona da teşekkürlerimi sunuyorum. Bakın, kula teşekkür etmeyen Rabbe şükretmemiş olur. Bizim insan ilişkilerinde, kurumlarımızda şu dört kelimeyi çok cimri kullanıyoruz. Teşekkür ederim, rica ederim, özür dilerim, lütfen. Bu kelimeler maalesef kurumlarımızda, STK'larımızda, insan ilişkilerinde çok az kullandığımız kelimeler. Evet, kula teşekkür etmeyen Allah'a şükretmemiş olur. Tabii, Kanal 23, Kanal Fırat'ımız, tüm basın mensupları, hepinize şükranlarımızı arz ediyoruz. Ama biz bir Haber Ayrıntı gazetesini ziyaret ettik. Oradaki arkadaşlara dedik ki, bakın biz komşuluğu Elaziz genelinde işleyeceğiz. Basın olarak siz de basında komşuluğu işleyin. Dolayısıyla bu tebliğimi, mesajımı tekrar yenilemiş olayım. Burada çok güzel ev sahipliği yapan, yani misafirperverlik yapan Ramada Oteli'nin müdürü Dursun Bey'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Eksik bıraktığımız bir şey varsa lütfen hoş görün. Sürçülisan ettikse affola. Tamam olan Allah, eksik olan biz. Bakın, bu anlattıklarımızla alakalı aklınıza yatan güzel şeyler varsa biliniz ki bu bizden sudurulan bir şey değil. Rabbimizin inayetiyle, lütfuyla. Ama biz ayda bir komisyonumuz var. O komisyonla teşekkür etmeden olmaz. Ayda bir araya geliyoruz. Dün de eksik olmasın, müftümüz ev sahipliği yaptı. Ben bu eşküdüme katılan bu kıymetli yol arkadaşlarımı, Elazığ'daki yol arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Kıyasettin Bey, özel idaremizin yazı işleri müdürü. Kıymetli hocam, başımızın tacı Yusuf hocamız. Milli Eğitim Müdürümüz bazen toplantılara gelemiyor. Metin Bey'i görevlendirdiği için o komisyondaki işleri Metin Bey vasıtasıyla hallediyoruz. Belediyemizin yüz akı kıymetli müdürümüz Ahmet Bey. Dediğim gibi Metin Bey. Suat Genç cezalı olmasına rağmen 3 tane ceza var. Suat hocamız, Ziya hocam, her türlü kahrımızı çeken ilk etapta Ahmet Bey, evet, Kemal Şener hocam. Turizm, Kültür Turizm Müdürümüz bugün bir toplantıda olduğu için katılamadı, Ahmet Bey. Bunlarla, bu kardeşlerle, Sufi Bey, İl Gençlik Spor Müdürümüz, biz STK dönem sözcüğümüz Kenan hocam, dünkü toplantıya bir mazeret beyan ettiniz, gelmediniz ama hocam da eşküdüm toplantılarında bulunuyor. Ayda bir biz mümkün mertebe bir araya geliyoruz. Bu şehre nasıl katkı sunarız? Birlikte istişareler yapıyoruz ve Cenab-ı Hak o toplantılarımızı bereketlendiriyor. Allah'a hamd senalar olsun. Bu burada gördüğünüz bu faaliyetler, işte bu heyetin istişaresi ve sizlerin duası. Yani bir şey güzel oluyorsa bu bir ekiple ortaya çıkıyor.
Evet, sürçülisan ettik, sağ olun. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Ama katılan Hazrun'a da diş kiramız olacak. Diş kiramız da bu tablomuz. Onu bir usul dahilinde takdim etmek istiyoruz. Evet, bir de Ziya Hoca kitabımız vardı. Fuat Sezgin hocamızın Elaziz'de talebelerimiz ve muallimler için dağıttığımız o kitabı size de günün hatırasına hediye olarak dağıtacağız. Evet. Hayırlar fethola, şerler defola. Çok teşekkür ediyoruz.